İzmir'den 200 milyonluk bir vurgun haberi geldi sevgili seyirciler. Yüksek getiri vaadiyle iş insanlarından para toplayan yine bir kadın bankacıydı. Hem de fon dolandırıcılığından yargılanan Seçil Erzan'la aynı bankada çalışıyor. Yöntem de aynı. Mağdurların arasında Karşıyaka Spor Kulübü'nün yöneticileri de var. Yine yüksek kar vaadi, yine spor camiasından önemli isimler. Onları dolandıransa fon vurgunu sanığı Seçil Erzan'la aynı bankada çalışan bir başka şube müdürü. Skandalın adresi bu kez İzmir. Hatice Ö, bir özel bankanın Bornova şube müdürüydü. Aynı zamanda Karşıyaka Spor Kulübü'nün eski basketbol altyapı şube başkanıydı. İddiaya göre tanıdığı iş insanlarına yüksek kar vaadinde bulundu Hatice Ö. Karşıyaka Spor Kulübü yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 5 kişiden 200 milyon lira aldı. Paraları Karşıyaka'da döviz bürosu işleten bir kişide topladığı öne sürüldü ve o kişi gözaltına alındı. Mağdurlar paralarını alamayınca banka müdürü hakkında suç duyurusunda bulundu ve MASAK inceleme başlattı. İlk olarak Hatice Ö'nün görev yaptığı banka şubesi geçici olarak kapatıldı. Polis ekipleri banka şubesinde arama yaptı. Evraklar tek tek incelendi. Soruşturma açıldığını öğrenen banka müdürünün intihar girişiminde bulunduğu ve hastaneye kaldırıldığı öne sürüldü. Tedavisinin ardından psikiyatri servisine yatırıldı. Bankanın genel müdürü Hakan Ateş konuyla ilgili açıklama yaptı. Hatice Ö'nün annemin ve benim sağlık sorunlarımız nedeniyle borcumuz var dediğini belirtti. Karşıyaka Spor Kulübü de yaptığı yazılı açıklamada Hatice Ö'nün yönetim kurulu üyeliğinin son genel kurulda düşürüldüğünü duyurdu. Davayla ilgili şikayetçi sayısı ise her geçen saat artıyor.